الرحيم الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار صدق الله العظيم. Rabbimiz Celle Celaluhu Ali İmran Suresi 17. ayeti kerimesinde şöyle buyurdu: Sabredenleri, doğru olanları, kunut yapanları, infak edenleri ve seherlerde istiğfarda bulunanları özellikle methederim, överim buyurmuş burada. Mahmud Efendi Hazretlerimizin hikmetli sözlerinden okuyorum kardeşlerim. Allah Allah. Şu ayet-i kerimeye bak ya. Sabredenleri, doğru olanları, kunut yapanları, infak edenleri ve seherlerde istiğfarda bulunanları özellikle methederim diyor. Kim ediyor? Allahu Teala methediyor. Allah'ım Celle Celaluhu bu amellere muvaffak eylesin. Rabbimizin bu methettiği, övdüğü kullarından eylesin bizleri. Amin. Kardeşlerim, Efendi Hazretlerimiz devamla Allahu Teala bu ayeti celilede muttaki olanları 5 sıfatta zikretmiştir. Birincisi sabredici olmaları. Sabır 3 türlüdür. İbadetlere sabır, günahlara düşmekten sabır, bir de başa gelen musibetlere sabır. Bunlar çok önemli. Muttakilerin ikinci sıfatları sadık olmalarıdır. Sözlerinde, hareketlerinde, niyetlerinde ve farzları yerine getirmekte doğru olurlar. Evet. Üçüncü vasıfları itaat edici olmalarıdır. Bu da ibadete devam etmekten ibarettir. Dördüncü sıfatları infak edici olmalarıdır. Allahu Teala yolunda mallarını verirler. Kişinin ailesine, yakınlarına yaptıkları infaklar da ayeti celilenin anlamına dahildir. Beşinci sıfatları da seherlerde istiğfar etmeleridir. Seher, fecrin tuluğundan evvelki vakittir. Yani gecenin 1/3'ü geçtikten sonra girer. Sabah oluncaya kadar devam eder. Yani teheccüd vakti arkadaşlar. Bu vakitte ibadetler ve dualar kabul olur. Teheccüd vaktinde Allahu Teala, yok mu kullarım? İsteyen yok mu vereyim? Affolmak isteyen yok mu? Affedeyim gibi böyle efendim adeta dualarımıza kabul etmek için değil mi? Tam işte o zaman vakti. Derdimiz mi var, sıkıntımız mı var, efendim ihtiyacımız mı var? İşte teheccüd vaktinde kalkıp teheccüd namazı kılsak, istiğfar etsek, efendim gözyaşı akıtsak, Allah'ımıza dua etsek neler olur, neler olur. Her gece kabul duası var kardeşlerim. Bunları biliriz de işte amel eder miyiz? Burası tartışılır. Allah'ım tembelliğimizi, gafletimizi izah eylesin. Amin. Müttaki Mevla'yı gücendirecek işlerden sakınıyor. Şeriatın farzını, vacibini, sünnetini, müstehabını işliyor. Haramlardan, mekruhlardan, şüphelilerden sakınıyor. Allah'ım Celle Celaluhu bizi bu müttaki kullarından eylesin. Amin. Evet. Şurada başka bir sözünde Efendi Hazretlerimiz şöyle buyurmuş: muttaki oldun mu Mevla'nın tam adamısın. Allah Allah. Takva olan millete Allahu Teala bela indirmez. Hey gidi hey. Takvalığımız mı kaldı? Camiler bomboş. Dün müydü sabaha Gökçen Havalanı'na gittim. Efendim bir hocamızı almak için. Arkadaş ilk defa da gittim öyle havalanına, daha uçağa binmiş de değilim. Aynı böyle hani arı oğul verir deriz. Kovanın içine giren arılar olur ya, orada bütün arı kaynar. Karınca ocağı gibi böyle insan kaynıyor. Giren, çıkan, efendim taksiler peş peşe sıra geleni alıyor.
İlkinde ezan okundu. Camiye gittim. Allah Allah. O biçim güzel cami. 10 kişi yoktu, 10 kişi. Allah'ım Celle Celaluhu ölmeden uyanan kullarından eylesin. Yani dünyalık işlerin peşine koşuyoruz ama cennetin peşine, ahiretin peşine, Rızalullah'ın, Cemalullah'ın, Zat-ı Pakı Sübhaniye'nin peşine koşuyor muyuz? Ah ah, çok büyük aldandık, çok. Halbuki namaz ehli olsak değil miyiz? Namaz ehli olsak, ibadet ehli olsak bu kadar bela gelir mi? Bak yağmur yağmıyor, barajlarımız bitmek üzere. Bu İstanbul'un da yani susuzluğu hiç çekilmez. Allah'ım bol bereketli yağmurlar nasip eylesin. Dua edelim namazlarımızdan sonra. Yani her yerin susuzluğu çekilmez de büyük şehirlerin susuzluğu hiç çekilmez. Köyde olsak hadi deriz ki gidelim işte şurada bir kaynak suyu var. Doldur gel. E burada ne yapacağız? Bir kaynak suyuna gitsek sıra gelir mi insandan? Yani işte kardeşlerim her işimizin önüne önce Rabbimizin farz ettiği ibadetleri getirmemiz lazım. Ezan okundu, hemen namazı kılalım ya. Bir yere gideceksek önce şu namazımızı kılalım kardeşim. Ezan okundu, sonra kazaya kalır. Efendim kerahede düşer. Yok, namazı kılalım öyle gidelim. Yok, yok, yok. 10 kişi yoktu camide, koskoca camide. Onların da çoğu yabancıydı. Neredeyiz? Biz düzelmeden dünya düzelmez. Bugün bir arkadaşım Ali abi diyor, ya diyor işte evleneceğiz diyor, bir kiralık ev arıyorum. 15 bine kadar tutabilirim diyor. 15 bin kiralık ev. Asgari ücretten daha fazla bak. Bir kiralık ev. 15 milyar. Bundan işte bela ya bela işte bak. Bunlar yani azabı elin parçası. Ne zaman Rabbimize dönersek, namaza dönersek, haramlardan eli tek çekersek Allah-u Teala bu piyasayı düzeltir. Başka türlü kardeşlerim. Gider daha beter olur yani, daha beter. Piyasanın da dünyanın da düzelmesi bizim düzelmemize bağlı. Allah'ım Celle Celaluhu ölmeden uyanan kullarından eylesin. Namaz delisi eylesin. Kur'an delisi eylesin. Sünnet-i Seniyye delisi eylesin. Kur'an'a dönelim, sohbetlere dönelim kardeşlerim. Efendim mutlaka bir dersimiz olsun, Kur'an dersimiz olsun, tefsir dersimiz olsun. Sohbetlere gidelim bak hocalarımız efendim sofraları kuruyor. Dün sohbetteydik şöyle bir baktım Allah Allah ya ne kadar huzur var, ne kadar feyiz var. Yani bizim milletimiz daha buraları keşfetmiş değil, haberleri yok. Varsa yoksa dünya, iş ya. Geldik gidiyoruz ya. Kime kaldı ya dünya, kime kaldı? Tamam çalışalım da yani sohbet zamanı sohbette olalım, namaz zamanı namazda olalım, camide olalım. Tamam çalışmayalım demiyoruz ki. Çalışacağız. Yani geçim için çoluğumuzun, çocuğumuzun geçimi için değil mi? Evden çıksak, ölsek şehitlik var. Yani dinimiz çalışmaya ibadet diyor ama namaz yok, abdest yok, bir şey yok. Tam takır, kuru bakır böyle olmaz kardeşlerim. Allah'ım uyanmamızı nasip eylesin. Çok büyük bir derin uykudayız. Gaflet uykusundayız. Yani iyiye gitmiyoruz. Belalar başımızda dönüyor. Biz düzelmezsek dünya düzelmez. Belaları veren Allah-u Teala, belaları çeken Allah-u Teala. Kardeşlerim, yani biz Rabbimizden başka düzelten olmaz. Şu piyasayı Allah-u Teala'dan başka düzelten olmaz. Türkiye, ya şu son bir senede arkadaş, vuran, çalan, öldüren bir haberler açıyorsun. Başka bir şey yok. O onu vurmuş, öldürmüş. Bu bunu çalmış, götürmüş. Yani oldu memleket bir Teksas. Pahalılık aldı başını. Kafasına göre herkes zam yapıyor. Bu ne ya? Böyle düzelmez ki. Yani adam arabada bana diyor korna çaldı arkadan. Adam gitmiş, adam öldürmüş. Katil oldu.
mahvetti ortalığı. E ne oldu şimdi? Sen onu öldürdün. Eline ne geçti? Dünyan da yandı, ahiretin de yandı. Karşı tarafın ocağını, ciğerini yaktın. Bu mu yani? E şimdi normalde dinimizde, şeriatımızda bunu vuran adam, öldüren adamların öldürülmesi lazım. Kısasta sizin için hayat vardır ayeti var. E şimdi bir kardeşim bunlar uygulanmazsa, yani bir arabanın kornasına bastı, yol istedi diye adam öldüreni devletimiz öldürmezse, idam etmezse, şeriatımıza göre asmazsa, ne bileyim yani kısas etmezse bu suçlar düzelmez ki. E şimdi bir kişinin canı gider ama bütün herkes bir daha bu işten el etek çeker, cesaret edemez. Çünkü biliyor ki ben karşı tarafı öldürürsem, ben buna bir zarar verirsem bunun cezası ölüm. Kim cesaret edebilir bu şekilde? Allah yardımcımız olsun. Hiç iyi değiliz kardeşlerim, iyi değiliz. Allah'ım düzelsin. Böyle birkaç kelam fırsat buldum kardeşlerim gecede. Böyle bir ses, sohbet edeyim istedim. Rabbim Celle Celaluhu feyizle eylesin, bereketle eylesin. Uyanmamıza vesile eylesin. Bu da bir emri bil maruftur. Büyüklerin sözü, efendim, hikmet doğurur. Yani insanın kalbine feyiz olur, nur olur. Bakarsın adam uyanır gider yani. Allah'ım uyanan kullarından eylesin. Amin. Velhamdülillah Rabbil Alemin.